GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde yaşananlar. Sonra yine konuşacağız. Tamam, tamam. Bak sen de iyi ol, biz de iyi olalım. Senin çocuklarına da bir şey olmasın. Bizim çocuklarımıza da bir şey olmasın. Tamam? Tamam. Aa, telefon çaldı lan. Efendim abla? Fehmi ne yapacağım bilmiyorum. Ne oldu abla? 4 kişi önümü kestiler. Niko'yu aldılar. Ne yapacağım? Abla ne diyorsun? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümünü daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar artık olaylar başlıyor. Sıkıntılı bölümler geliyor. Bunun şerefine aşağıdan şöyle güzel bir like patlaması yer olursa yani gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir artı 50 bin like yapalım arkadaşlar. Like'lar vallahi çok düştü. Like'lara basmıyorsunuz, bizi üzüyorsunuz. Yorumlara da fikirlerinizi vesaire yazmayı unutmayın mutlaka. Bir sonraki bölümde ne olacak mesela, bu yorumları falan yazın. Tatlı oluyor, yorumları okuyorum zaten. Hadi lafı daha fazla uzatmadan bölüme geçelim. Elif abla nerede olduğunu söyle. Neredesin şu an? Ben benzinlikteyim. Tamam. Eve yakın olan. Şu şeydeki mi? Şu hemen yokuştan sola dönünceki olan. Evet, evet, çabuk gel, çabuk gel. Tamam, tamam. Geliyoruz. Dayı atla. Bin. Binmeyen var mı lan? Yok. Tamam. Dayı, halledeceğiz dayı. Ne olmuş? Neredeler mi şu an? Şeydeler, şu aşağıdaki yol var ya. Şu benzinlik ufak olan. Bir şey diyeceğim. Bu bizim şerefsiz pezevenk mi kaçırdı acaba? Yavşak ya. Ya bilmiyorum dayı. Bulacağız işte. Aha, geri döneceğiz. Bu konuşacak. Bunun başka yolu yok. Bu tatlı dille falan çözülecek bir durum değil zaten artık. İşte cırkından çıktı ya. Lan 7 yaşında küçücük bir çocuk kaçırmak ne? O değil de bak ben şunu düşünüyorum şu an. Dayı 7 yaşında çocuk, daha biz daha yeni tanıdık. Bunun nereden haberi var da kaçırma planı yaptılar bunlar? Bir şey yaparlar ya. Bunu gidelim onu delinlik ağzını kesireceğim ama var ya. Halledeceğiz merak etme. Halledeceğiz. Abi nasıl ya? 7 halledeceğiz onu. Haydar ne yaptı? Karakola mı gitti o direkt? Aynen, o hemen uçtu karakola gitti. O muhtemelen şey yapacak. Tamam. Ekibe beni haber verecek. Dur şuradaki, şuradan. Bas. Abi gel. Abi dur, virajlı buralarını basamıyorum ki. Mekanlarına basalım bunların. Bunları öldürelim. Onların var ya ağzını yüzünü, yemin ediyorum. Dayı tamam ama şey ya. Bak Elif ablayı birazcık sakinleştirmemiz lazım. Şu anda o kendinde sorumluluk hissedecek. Aynen, sakinleştiriyorum, bir şey yapalım. Ona da kızsan. Ne? Ona kızsan ayrı bir şey. Onun da ya yok hayır. Suç yok onun. Allah'tan onu da şey. Burada. Amına koyayım. Senin koyayım ben. Müthiş. Buradalar mı? Burada. Dur. Abla iyi misin? Nerede? Elif ne oldu Elif? Nerede? Benim yüzümden oldu. Hayır bir dakika, sen bir sakin ol. Abla bak şu an bu şekilde yardımcı olmazsın bize. Nereye gittiler? Ne taraftan gittiler? Bilmiyorum. Biz buraya gelene kadar adamlar gitmiştir ki şu an peşlerine düşsek yine bulamayacağız. Plakayı falan alabildin mi? Kaç kişiler? Sanki plakayı görmüştüm. DRP 500'ü bir şeydi. 500 kaç hatırla abla. 500 kaç? DRP 588 miydi? Öyle bir şeydi. Haydar hemen sor. Hemen bir dakika. Nereden gittiler? Aşağıdan mı? Peki burada mı oldu olay? Sen buraya mı çektin yoksa? Evet. Evet burada mı oldu? Marketi unuttum yakında. Bacım yüzlerinde şey var mıydı, maske? Gördün mü suratlarını? Hayır, gözlükleri vardı. Takım elbiseler. Mercedes S63 siyah V222. Evet Mercedes. Gel abi çabuk mobeselere bakacağım bir dakika. Tamam bir bak, haber al, ona göre takip edelim. Karakola gidip mobese kayıtlarına bakıyorum. Tamam hadi sen fırla. Muzaffer özür dilerim. Tamam sen sakin ol. Abla sen bir sakin olur musun? Senlik bir şey yok şu anda ya. Sen sakin ol. Gel arabaya. Ya ben şu anda şunu düşünüyorum. Bak bu adamlar nereden biliyor Niko'yu falan? Feyzullah'ın zamanında yoktu ki Niko. Lan biz daha geçen hafta öğrendik. Takip falan mı etti acaba? Bir hafta boyunca burada mıydı o şerefsiz? Ya evde dinleme cihazı var. Bu bizim adamla, bizim aldığımız adamla alakası olabilir mi diyeceğim de, bu haber vermiş olamaz herhalde Niko'yu. Daha önceki verdiği bilgilerle alakalı olabilir sadece herhalde. Sen bence de nasıl onu vermez herhalde. Veremez diye daha doğrusu. Verebilir mi ya? Elif Niko'yu götüreceğini telefonda mı söyledi? İçeri mi geldi? Ben hatırlamıyorum, kafa gitti. Eğer içeride söylediyse adamda takipçi dinleme cihazı var. Niko çok korkmuştur şu an ya. Yok, bağırdı giderken vallahi. Arkasından koşmaya çalıştım. Bağırdı mı? Ne diye bağırdı? Mama dedi, baba dedi. Ya yemin ederim gel Fehmi, gidelim şu adamı amına koyayım. Gidelim öldürelim şunu ağzından. Dayı bulacağız. Tabii ki bulacağız ya. Tabii ki öldüreceğiz. Sen dur. Sen rahat ol ya. Ya şimdi biz şunu öğrenmemiz lazım. Bir, bunlar
Bunlar kim? Feyzullahlar mı? Başkaları mı? Dertleri ne? Bunu öğrenmemiz lazım. Bir de neredeler tabii. Muhtemelen o Feyzullah şerefsizdir. Daha ne istiyor benden? Her şeyimizi aldı yavşak. Benim çocuğumu bıraksın bari. Daha ne götüme kadar götümü mü vereyim? Sakin ol. Bunlar kaçırdıysa bize bir şekilde iletişim kuracaklar oğlum. Aynen öyle. Dertleri başka bir şey. Elif Hanım sakin olun. Ne bunların para mı acaba? Para mı istiyorlar? Ne ya? Bence değil. Dayı yoksa bu şeyi yapabilir mi ya? Dur Haydar abi. Ay git. Aldım mobese kayıtlarını. Geliyorum. Dur Haydar gel. Bir dakika kapat. Hemen geliyorum. Ya Elif abla. Elif abla şey yapsanıza ya. Getirin şu koltuğa yatırın. 1-2 Abla gel şöyle. Gel şuraya geç. Aldım. Tamam gel. Getir şöyle. Getir şuraya. Arabaya. Elif şimdi sakin ol. Senlik bir şey yoksa. Arabaya geçersiz ben yapacağım. Ya Haydar şu sirenleri kapat oğlum. Dur ya. Ya abi acele geliyorum. Acele trafik var. Tamam da polise gitmesin olay. Polise gitti bile. Ben hallettim her şeyi. Şey değil mi kadın? Tamam ne olmuş ne olmuş? Ne bilgisi aldın sen şimdi? Mobese kayıtlarını aldım. Arabayı takip edeceğiz. Bin benim arabama abi. Hadi. Kaydı açacağım. Dur, tamam bekle gel. Arabayla takip ediyorum oğlum. Geliyorum Haydar ben seninle. Sen atla. Dodge'u da alalım gel. Bilgisayardan mobese kaydını aç dayı bak şurada. Şeyi kim aldı? Elif ablanın arabayı kim alıyor? Devam. Doktor aldı doktor. Tamam. Üşüdüm ya Haydar. Evet dayı. Bu yol değil mi? Bu yol. Direkt devam et. Tamam şey bu mobese kayıtlarından şu an adamı mı takip ediyoruz? Evet. Oğlum nereden bulacağız onu? Her yerde kamera yoktur ki. Var abi. Şehrin içinde, şehir dışına çıkana kadar bütün her türlü takip sağlayabiliriz. Tamam iyi hadi bakayım hadi. Yardır çabuk hızlı ol. Yine bir silahsız mı gidiyoruz şu an adamların yanına gitsek? Silah var bende. Tamam bende de var da ne yapacağız? 5 kişi mi dalacağız adamların içine? İlk bir bakacağız nereye girdiğini bulalım. Elif abla kendine geldin mi? Ben iyiyim. Niko. Tamam sen iyisin. Tamam sen iyisin şu arka kapıyı bir kapatsana. Haydar doğru gidiyoruz değil mi oğlum emin doğru, misin ya? Doğru dayı doğru. Tamam dayı, dayısının gülü. Dayı bundan sonra. Haydar sıkıntı. Ne oldu dur. Yok gözükmüyor bundan sonra bir yere kadar şey yapmış bu. Buna bak. Ne olmuş? Bundan sonra yok. Bundan sonra yok. Haydar bizim eve dönelim bak. Bizim eve dönelim geri o mınak odumun çocuğunu ben konuşturacağım şimdi. Bence de. Biliyorum ona yapacağımı. Sen bir dön. Lan ne yapıyoruz şu an ben anlamadım. Eve dönek şu şey yok. GPS bir yere kadar gösteriyor. Adam gitmiş nerede bilmiyoruz şu an. Tamam. O adamı konuşturacağız. Yürüyün. Onun ağzına sıçacağız. Bir yürüyün. Aman. O adamı konuşturacağız. Siz sakin olun bak. Şunu sadece aklınıza çıkarmayın. Bak dayı, Elif abla bak beni dinleyin. Hiçbir şey yapamazlar Niko'ya. Onların derdi başka bir şey. Onların derdi Niko'yla olamaz. Lan bu Feyzullah yavşaysa beni mi istiyor acaba ya? Bence seni istese Niko'yu kaçırmaz. Para istese... Tamam beni kaçırmasın. Niko'yu kaçırmasından daha zordur herhalde. Kesinlikle orası öyle ama Niko'yu niye kaçırıyor? Beni kaçırsın amına. Tamam dayı seni de kaçıramaz daha zor herhalde. Küçük bir çocuğu kaçırmak mı? Oğlum, bak, kocaman adamları kaçırmak mı? Düşünemiyoruz. Canımızı yakacaklar ya bir şekilde işte. Neden canımızı yakmak istesin? O zaman Feyzullah bu yavşak. Bunu yapanlar. Diğer türlü kim var ki? Bizi bilmiyorum, nereden dayı, biliyor evimizi? Ya. Bizim dışarı çıkacağımızı nereden biliyordu? Evi zaten biliyordu da. Ama iyi de Feyzullah böyle bir şey neden yapsın ya? Zaten yetmedi mi? Bütün evimiz, arabamız, paramız neyimiz varsa zaten gitmiş. Temasta da değiliz. Zarar da vermedik. Bilmiyorum. Bu işin altından başka şeyler çıkacak. Ben bilmiyorum. Dur geldik. Adamın başında birisi kaldı mı bu arada? Kitledik bağladınız mı? Kitledik. Heh tamam. Ağzına sıç. Ah! Bir şey yap, ben yardım etmen lazım bana. Femi iyi misin? Ya ayağım duvarla arabanın arasında sıkıştı. Of doktor bir baksın. Tamam ben iyiyim. Ne yaptı dayılar içeri mi girdiler? Of. Adamın yanına gitti. Dur geliyorum ben de. Söylesene oğlum. Ah. Nerede lan oğlum? Nerede lan? Ana kodumuz. Konuş lan. Ne oluyor? Ta seslerin buradan geliyor. Bilmiyorum. Ah. Of ayağım var ya mahvoldu ya. Ne yaptılar onlar? Kodum. Ta buradan sesi geliyor adayının. Bir şey diyeceğim adamı öldürmezler inşallah bunlar ya. Perişan etmişlerdir şimdiye kadar. Geldim ne yaptınız? Konuş lan oğlum. Ne gezmesi konuş lan. Tamam bir dakika bir sakin olun. Sen öldür beni iliştireyim. Sen öldür beni iliştireyim. Ağzını kır. Senin oğlum tükünü keserim. Söyle lan. Kes. Hak etti. Oğlum kim kaçırdı? Niko'yu kim kaçırdı? Söylesene oğlum. Söylesene lan. Nasıl ne bileyim oğlum? Bilmiyorum. Bak oğlum. Alo oğlum. Bana bak. Şu anda söyledin bak. Bak bu adam senin canını alır burada haberin olsun. Oğlum sadece şu anda söyledin. Geç şuraya bir otursana bir. Geç şuraya bir. Bilmiyorum. Geç lan otur. Beni taklit yapıyor. Vurun. Bilmiyorum falan. Dur. Doktor tabii durun bir. Konuşacak mısın konuşmayacak mısın? Bak sana son kez soruyorum bunu. Ya neye konuşayım? Neyi
kaçırmışsınız bundan. Bak son kez soruyorum sana bunu. Oğlum, oğlumu kim kaçırdı lan? Ya oğlum, bilmiyorum senin oğlun kim? Lan nasıl bilmiyorum? Ya dalga mı geçiyorsun oğlum? Oğlun kim daha diyor ya? Lan küçücük 7 yaşındaki çocuktan ne istediniz? Ben bir şey yapmam. Bak senin çoluğunu çocuğunu alırım. Yemin ediyorum bak aynı şeyleri yapar. Sana yaptık. O salamdaki çocuklarını öldürürüm. Hayatını kaydırırım lan seni. Feyzullah şu an dur, nerede? Dur bayıldı o dur. 1-2 Şu kanamasını durdursana şunu. Allah sakin ol tamam mı bak sakin. Konuşturacağız bu yavşak şu anda konuşacak. Her şeyi teker teker söyleyecek. Gideceğiz Niko'yu ellerinden alacağız. Allah'ım inşallah sağ salim alacağız. Bak sen kendini suçlama. Sen kendini suçlama tamam mı? Sen bir sakin ol. Bak senin lan, suçun değil bu herhangi birimizle de olabilirdi ya. Abi canım seninle ne alakası var ya? Ama bak gecenin bir körü evden çıktığını vesaire bunlar bizi bayağı gözetliyormuş abi. Ama ben elimden hiçbir şey gelmedi ona üzülüyorum hiçbir şey yapamadım. Abi ne gelebilirdi zaten senin suçun değil sen sakin ol. Çocuk baba diye vardı giderken. Bir iki tamam, kaldı. Kaldı şunu kaldır. Geldi mi kaldı. Sen? Bak lan bak oturma şuraya otur. Geç otur şuraya. Lan papi geç, otur şuraya. Lan. Otur şuraya otur. Oğlum bak sana 3'e kadar kalk lan. Oğlum bak ayağın... Beni taklit yapıyor bu amına koduğum. Dur. Otur şuraya oğlum, otur. Amına... Tamam bir dakika bir sakin artık. Bir otur şuraya. Oğlum, söyleyeceğim mi artık? Söyleyeceğim mi? Bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Ne anlatıyorsunuz anlamıyorum. Bana bak sorularıma yanıt ver sadece. Feyzullah nerede? Feyzullah kim? Baban yavşak. Dövelim bence bunu. Doktor. Abi bak tamam işim. Feyzullah diye birini tanımıyor musun? Lan tanımıyorum. Tanısam şu an söyledim zaten. Tamam kimin adamısın? Sıkıyorum ben söylemiyorsa. Bullukunu keselim Beyler. Diyorum. Bullukunu keselim. Bir dakika dur ne dedin? Tamam söylüyorum. Kim? Alex. Alex kim anasını satayım? Alex de Sozam kim ya? Alexander Pavel. Alexander Pavel kim ya? Haydar bir baksana bu kim amına? Var mı böyle biri gerçekten? Hayır böyle biri var mı burada? Ona bir bak. Yoksa öldürürüm seni. Adam bize oğlum rastgele bir isim falan söylemiyorsun değil mi? Bir şey diyeceğim. Dediği adam Milan'da sol bek. Dövün hak etti. Amına. Doktor dur. Haydar senden şu an kelimeyi bekliyorum. Yoksa bakıyorum. Lan bak. Tam şas damarda bak. Buldum. Var mı gerçekten öyle biri? Var. Harbiden var mı lan? Evet, kim oğlum var mı burada ama. Birisi var mı öyle birisi? Çift vatandaşlığı var. Tam öyle bir kim? Tam Rus'sa bu Rus mafyası falan mı? Rus mafyası mı bunlar? Evet. Tam derdi ne oğlum bizle o zaman? Tanımayız etmeyiz adını ilk defa duydum ya. Bilmiyorum. Uralım. Yaşamak istiyor musun? Çocuklarını görmek istiyor musun? Evet. Adresini ver oğlum. Hak etmiyor bu görmeyi. Adresini ver. Bilmiyorum. Senin başına hiçbir şey gelmeyecek bak. Oğlum bilmiyorum ne taşak mı geçiyorsun ya? Adamın adını söylüyorsun bize. Sen nereden geldin? O çakallı arabayı nereden aldın? Sen onun adresini ver bize. Ya bana otoparktan tahsis ediyorlar bunu. Ben bilmiyorum hiçbir tamam, şey. Tamam otoparka ver. Yalanı geç. Oğlum söylüyor musun söylemiyor musun? Tamam söylemiyorum. Ciddiyim söylemiyorum. Abi otoparkı versin oraya gidelim bakalım. Hayır böyle bir şey yok. Bu adam o adamın evinin adresini biliyor ya. Böyle bir şey mümkün mü ya? Bak 3'e kadar söyle. Bak senin çocuğunu da mezar yapalım. Söyleyecek misin söylemeyecek misin he? Bak oğlum dayı çek şuradan be. Eğer çocukların yaşasın istiyorsan bizim Niko'muz yaşayacak önce. Anladın mı? O adresi bize vereceksin. Biz gideceğiz Niko'muzu alacağız geleceğiz. Ondan sonra senin çocukların yaşayacak mı yaşamayacak mı kararını vereceğiz. Bir ki. Tamam. Doktor şunu hallet ya. Tamam söyleyeceğim. Tamam telefonundan bakmam lazım ama. Ver sen bana telefonu ben vereyim onu şeye. Haydar baksın. Tamam iki. Söyle. Lan neyi tamam söylüyorum. Söyle işte. Lan tamam, kalk yatıp durma bari kalk. Adam kalk şuradan. Geç şuraya. Tamam, geç şuraya otur. Dakika, konuş. Sakin. Oğlum bak sonraki darbe gerçekten bir daha çocuklarını görmeyeceği bir darbe olur. Söyle. Tamam söylüyorum. Konuş. Bu gelirken yanlış hatırlamıyorsun bu civarlarına not takı fotoğraf bir şey yani. Önünde kovmalar falan anlarsın zaten büyük bir ev. Billah. Ne diyor ne oğlum bir bok anlamadık söylesene adresini. Kafaya vurunca Türkçe gitti demek ki. Ah. Nord bir şey dedi ne bir daha tekrarla bir daha. Nord takı fortu mu diyorsun? O tarz bir şey anlarsın zaten. O tarz bir şey ne oğlum sen nereden geldiğini söylesene bize. Hatırlamıyorum sizi gereken unuttum ben. Evet. Kardeşim ama ismini bir daha söyler misin? Yakınlarda İkal Sokak gibi bir şeydi. Nord takı fort mu? Olması lazım evet. Tam ne oraya gittiğimizde ne yapacağız? Şöyle bir adam varmış acaba o nerede diye mi soracağız millete? Yok beyaz bir tane villa büyük. Zaten önünü anlarsın bir sürü şey Mercedes'ler falan filan her şey. Anlarsın yani mafya olduğunu normal bir aile değil. Çok adamı hayır. Var mı bunun çok şeyle kalabalıklar mı bunlar? Yani şunu söyleyeyim bu kadar gitseniz hiçbiriniz alamazsınız. İşte adınızı sikeriz. Tövbe bak Ramazan. Oğlum sen daha tanımamışsın bizi. Harbi diyorum ya. Tam ver bir bilgi ver bize bu adam hakkında. Konuş.
Adamın ismi Alexander Pavel. Ne yapacağız adını? Nüfusumuza mı alacağız adamı? Kaç adamı var bunun? Ne yapıyor? Her zaman kalabalık mı geziyor? Nedir? Derdi nedir? Bu adamın bizde derdi ne? Sen önce bunu söyle ya. Onu cidden bilmiyorum. O adamdan ben iş alıyorum sadece. Delireceğim ya, delireceğim ya. Ben bu adamın her şeyi söylediğini düşünmüyorum. Bence de ben, sen bir şeyler saklıyorsun bak, söyle. Tamam, söyleyeceğim, tamam. Dökeyim mi? Söyle ya, hadi ne söylüyorsun? Bu adam her zaman Cumhurbaşkanı gibi 3-4 tane her şey geziyor, konvoy gibi. Yani öldüremezsiniz bu adamı. Alexander Pavel. Lan ne iş yapar bari onu söyle ya. Umarım mafya gibi kaçakçılık. Evet, bari her şeyi yapıyor bu adam. Silah kaçakçılığı, adam kaçakçılığı. Lan tam bizde, dayı bize derdi ne olabilir? Bak bu Feyzullah falan alakası yoksa. Bizim de derdi ne olabilir bu adamın? Haydar nereye gitti? Bir şey diyeceğim, bu hani kendisi vardı ya. Haydar nereye gitti? Haydar yukarı mı çıktı? Haydar bir şey yapmış, telefonla konuşuyor sanırım. Gidiyorum da. Bu kendisi vardı ya, bu şerefsiz kendisi. Onun acaba arkadaşı, dostu, mostu olabilir mi bizden, intikam meselesi gibi bir şey? Üst çark mevzuları falan? Olabilir işte. Ama ne alaka şu an ya? Nereden çıktı? Biz Feyzullah... Ama bir dakika ya. Feyzullah'ın adamı diye biz öğrenmedik mi bunu? Bu bilgi öyle gelmedi mi bize? Evet doğru. Ya ne oluyor, ben anlamadım ya. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Söyle. Sen söyle. Bu adamın dediği yere gidelim. Uzaklardan zaten gözetleyeceğiz. Neymiş ne değilmiş, gerçekten böyle bir ev var mı? Önce bunu öğrenelim. Ona göre gelelim, bu adamın taşaklarını alalım. Olur da. Sadece taşaklarını değil, öleceğiz. Sen öleceksin. Güt diyot veren, yalan söylüyorsan o kulaklarını ilk başta... Oğlum eğer yalan söylüyorsan bir daha çocuklarını unut. Bir daha çocuklarını göremeyeceksin. Bak biz senin gibi adamlar değiliz. Biz sizin gibi insanlar değiliz. Gidip çocuklarına bir şey yapmayız. Ama çocuklar babasız mı büyüsün? Bu yaşta babasız mı büyüsün o çocuklar? Ne kadar kötü. Doktor. Gitmeyin. Öleceksiniz, gitmeyin. Bana bakın güven vermiyorsun. Hala söylemediğim bir şeyler var. Doktor, bu adam sende. Oraya bu abicim. Konuş lan. Ödümü niye kaçırdın? Ejder abi ne yapıyor? Abi sen ne yapıyorsun? İlyas'ım. Eyvallah İlyas'ım. Tamamdır. Hazır tetik dolun da ölürmez. Tamam, hadi görüşürüz. Eyvallah. Kimle konuşuyor acaba? Abi İlyas kim? Ya bizim hatırlı dostlar. Oğlum ne olur ne olmaz, kalabalık malabalık dedi ya. Abi hey ya. Bir şey diyeceğim, bir adam madan bir şeyler çağırır harbiden. Barber toplanıp geliyorlar onlar. Bey mi? Biz bir gidelim bir bakalım. Ne oldu? Bu adam bekleme modunu aldı kendine. Windows'u kapattı ya. Onu bağlayalım. Bunu yap, açamazsın bu. Kilitleyelim be. Bayılttın bence mı? Buraya. Tamam şu kapıyı kilitleyin o zaman. Şu kapıyı kilitleyin, adrese gidelim. Şu söylediği adrese gidelim. Ya kaçar maçar bak. Şimdi bağlasak ya doktor. Belki zincir mincir bir şey yaparız. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir bak bir vurmuşum, sandalyeden uçtu böyle adam. Bir daha gelemez diyor ne kendine. Ben sana bir şey diyeyim mi? Tamam o adam kendine gelemez bir ihtimal ya. Şu aynen. Siz güzelce kilitleyin kapıyı. Bir şey olmaz. Buranın konumunu mu atayım Femi? Abi buranın konumunu at. Onlar buraya gelsinler. Biz zaten şu anda gidelim, uzaktan gözetleyelim. Yok, onlar anca gelir zaten. Onlar sabaha burada olur herhalde zaten. Aynen. Tamam, biz bence sabaha falan beklemeyelim. Gidelim şu adamları bir gözetleyelim. Elif iyisinde mi? Yapacak da bir şey yok yani. Çok da kafaya takma. Ya doktor ne saçmalıyorsun? Küçücük 7 yaşında çocuğu kaçırdılar ya. Ya tecelli etme çalışıyorum. Hadi. Ne diyeyim? Öldürebilirler mi çocuğu? Çocuğu katlayabilirler mi diyeyim? Sus ayarın yok, sus. Konuşturduk. Evlerin adresini aldık abla. Sen evde kalıyorsun. Tamam hadi gidelim. Yok sen evde kalıyorsun. Hayır ben de geliyorum. Abla zaten gidip baskın falan yapmayacağız. Gideceğiz, uzaktan gözetleyeceğiz, geleceğiz. Tamam ben de geliyorum. Yok ya, sen gelme Elif, sen otur. Ben benim motordan silah alayım. Elimizi ayağımızı dolaştıracaksın elim, orada. Elim kolum bağlı. Oturacak mıyım yani? Tamam orada sen bizim elimizi kolumuzu bağlayacaksın belki ya. Fehmi benim yüzümden kaçırıldı. Ben de bu olaya dahil olacağım. Bu işi ben çözeceğim, tamam mı? Gideceğiz hadi. Hadi gideceğiz. Gelin buradan gelin o zaman. Dayı gelsene gel. Allah'ım yarabbim. Hadi gelin. Tavırları duydun mu, tavırlar hareketleri? Harbiden ne olmuş bu Elif'e ya, harbiden var ya. Oha gitti, bir de suratıma bile bakmadı, görüyor musun? Delikanlı tarafı bir geldi. Harbiden ha. Da bu hay... Da, oğlum sen ne yapıyorsun burada? Arabayla şey yapıyordum, bu mobeselere baktım. Muhtemelen bu çocuğun dediği yer abi. Tam kesin tamam, bir yer içinde. Tamam gidiyoruz. O haritayı bir göstersene bana. Gel arabadan haritayı bana bir göster. Tabletten bak abi, şurada gösteriyorum, bekle. İşaretle tam nereye gidiyormuş bu? Bu civarda. Bu civarda. Şimdi bak bu dediği yol üst var? Taraf, bu civardaki villalar. Tamam bu civardaki villalardan biri ise eğer, bak şu tam üst kısımda bak parmakla gösteriyorum, görüyor musun? Evet, bak şurada gördüm. Dağlar var bak. Evet. Bu dağların içinde bak şurada işaretliyorum. Buralar. Bak aynen. Bak şurada North Royce Fort var ya bak, yukarıdaki evet. Ana yol. O aynen. Ana yoldan doğru şu dağa çıkacağız. Tamam. Bak, buradan bu dağa çıkacağız. En son bu noktaya ulaştığımızda şuradaki evleri gözetleyeceğiz. Tamam. Eğer zaten öyle bir ev varsa gözümüze direkt çarpar herhalde. Muhtemelen anlattığına göre. Zaten tamam. Orası full villa yeri. Hadi gidelim, tamam. Kurban olayım ben. Hadi.
Bir de bekle. Kaç kişi var burada? 6. Arabalar full. 7. 7 kişiyiz, 7. Tamam, full mü bütün arabalar? Tamam, bekle full, bekle full. Ben geçiyorum arabaya. Ula benim arabada biri var mı? Ula tamam, benim arabada biri yoksa beni de alın biriniz. Boş yere kalabalık gitmeyelim. Megana bin, Megana. Tamam, geldim. Go. Hadi. Dayı. Efendim beyim. Çok ara gaz verme bak, senin araba çok ses yapıyor. Tamam, çok vermiyorum. Çok kükürüyor. Çok yapma bak onu. Dikkat et. Bak, şimdi planı anlatıyorum. Hepiniz dinliyor musunuz? Haritadan adamın söylediği eve baktık. Civarlarda Ecer abi, sen de duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Adamın söylediği civarlarda çok büyük bir dağ var. Dağın ana yolun üst tarafına çıkacağız. Ana yoldan bir tane bağlanacağız dağa. Adamların evinin olduğu yol böyle daha dar, ufak bir yol. Biz ana yoldan dağa tırmanacağız. Arabaları ana yolun orada bırakacağız. Dağın oradan da söyledikleri evi gözetlemeye çalışacağız. Oğlum o geçtiğimiz yer neresiydi lan? Evet, o bizim arkadaşın evi abi ya. Nasıl yani? Bu hani Meriç vardı ya, zengin dediği dedesinden kalma. Onun evi orası. Ne hala ola? Orma niye var oğlum? Abi geçen biz bir olay yaşadık. Neyse. Gidiyoruz, dağa tırmanıyoruz. Arabaları ana yolda bırakıyoruz. Dağın üstünden şeyleri gözetliyoruz. Evleri gözetliyoruz. Hangi ev olduğunu görürüz herhalde adamın anlattığına göre. Haydar, sana söylediğim sniper'ı getirdin mi? Getirdim arabadan. Tamam, dürbün vesaire? Hepsi hazır. Tamam. Bir dakika. Ne oldu? Oğlum ana yol üzerinden dedim Haydar. Gel oraya gitmeyin, devam etmeyin oradan. Geliyoruz. Bu yol üzerindeydi değil mi? Çıkacağız zannettim. Bilmiyorum, buradaymış ev direkt. Tamam, bekle. Şöyle ne yapacağız biliyor musun? Bekle. Haydar bekle, tamam. Sağ çek. Bekle. Dayı sen de geç yanına. Bekle. Karları kapat dayı. Bak şimdi Ejder abi de geldi değil mi yanaşı? Tamam. Geldi, oğlum geldi. Kapat şu çakarları. Kapalı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi bizim bak haritadan bir gelin size de göstereyim. Gelin şu arabadan inin. Arabaları bırakacağız burada. Gelin şöyle. Bak şu tabletten bakın şuraya. Bak adamın anlattığına göre ev tam şurada. O yüzden bizim şu dağlara çıkmamız lazım. Şu normalde şuradan ana caddeden gelmemiz gerekiyordu. Yanlış yoldan geldik. Oradan normalde dolaşacaktık ama şu an daha uzun yolumuz var. Daha çok yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ses yapmamamız lazım. Dikkat çekmememiz lazım. Şu dağa tırmanıyoruz. Hemen bu önümüzden arabaları da burada bırakalım. Tam karşısında ev zaten şurada. Tamam. Olur, hemen gelin. Anlattığına göre. Tamam. Değilse zaten tamam. Onu öldüreceğim orada. Tamam, bekleyin, şu dağlara nereden çıkabiliriz? Dur, çantayı alıyorum. Tepeleri açacağım onu. Gel buradan. Al çantayı al. Buradan çıkalım. Aa, bekle. Şu bagaja sniper'ı ver bana. Al abi, burada. Dürbün al. Dayı dürbünü al. Dur, tamam, ben sana getireceğim. Dur. Tamam, bekliyorum. Ver bana şunu. Ver. Şu mermilerini doldur. Tamam. Hadi bakayım oğlum. Haydar bakalım neye girdik biz ya. Ben de bilmiyordum abi de. Halledeceğiz, rahat ol. İnşallah adamın söylediği kadar sıkıntılı bir yer değildir. Umarım. Uf, ayağımı da var ya, fena incittim ya. Sebo, sen füzeyi getirmedin değil mi yanımda? Yok, onu unuttum evde. Oğlum saçmalama, şu an füze falan atmayacağız. Ben de sniper'ı zaten gözetlemek için getirdim. Aklıma Kenji. Abi ben böyle bir şey aldım. Dayı nerede lan? Birisi sıçtı yani. Yukarıda. Dayı bağırmasana. Buradan duyulmaz gel. Tamam, ne olur ne olmaz, bağırma. Oğlum eve bak lan. Ne yaptınız, gözüküyor mu bir şey? Gözüküyor. Şerefsiz malikaneye bak. Karşıya. Şurası mı? Eve bak. Siktir. Herhalde burası yani, bilmiyorum ama. Tam Elif abla, eğil Elif abla. Afiş gibi duruyorsun orada. Dürbün sende mi? Dur bekle, dürbün aynen al şunu. Ver bakayım. Bekle, ben sniper'la bakacağım. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Anlamlı, dayı çatıda ağırlı, iki tane adam var. Çatının altındaki balkonlarda adam var. 1, 2, 3, 4. Kapıda zaten 5 kişi var. Yok, 3. Bu ne oğlum? Bir şey diyeceğim, dolaşalım. Şu dağın diğer tarafına dolaşalım. Bu dağın yan tarafı gözükmüyor. Gelin şuraya gelin. Çok sıkıntı. Çok dikkat çekmemeye çalışın. Çalılıklardan. Çok dikkat çekmeyin. Bunlar bizi sikiyor. Dayı dur, nereye sikiyorlar? Dayı tavuk muyuz biz, hayırdır? Hayırdır ya, ben Niko için zaten tek başıma da gelirim de hani mecazen konuştum öyle. Adamları görünce bir... Polisliği yakarız gerekirse dayı, sen rahatla kal. Kardeş, emin ediyorum. Muzu. Efendim canım. Hatırlıyor musun, bir Kenji vardı böyle gözetliyorduk. Ya. Adam. Helikopter vardı lan, helikopter. Oğlum onlar bize bir şey... Nasıl paket etmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi o adamı? En son onlar da bize bir şey yapabiliyordu da. Verdik işte. Dur bekle. Şöyle gel şuraya bir. Gözüküyor mu buradan daha net? Gözüküyor gibi. Evet, kapısının önü gözüküyor. Şu ağaca geçsin Efe'yi. Bekle, ben şu ağaca geçtim. Şu ağaca geçtim ben. Tamam, biz de tepeye geçiyoruz Sebo'yla. Çok dikkatli olun. Sebo arkadan gel. Tam burada çalılara yatacağım ben. Bir şey diyeceğim, dikkat ediyorsunuz değil mi? Bak bu çattaki adamlar hepimizi görür ha. Tamam. Tamam, benim yerim çok iyi. Her şeyi görüyorum ben. Abi gel. Şimdi... Abi ben bu sniper'lı adamları sayıyorum. 1, 2 tane çatıda var. 1, 2 tane de burada var. 4. Helikopterleri var. 4 kişi sadece çatıda var abi. Ön tarafta 3 kişi var. Lan bu ne? Yani kasalara bak. O ne lan? Oy.
Lan bu ne? Arabalar... Lan arabaların hepsi şoförlü. Hepsi de şoför hazırda bekliyor. Arabaların hepsinin kontakları açık. Limuzin? Helikopter var. Limuzin var. 4 tane G-kasa var. Hepsi şoförlü. Hazır bir şekilde. Çatıda 4 tane adam var. 5 tane şoför var. Bir dakika şu kapının önüne bakmam lazım. Birazcık daha yanaşıyorum ben. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Dikkat çekmeyelim. 4 kişi var VM kapının önünde. Nereden gördün? Hatay sen ne ara gidin oraya? Oo. Siktir. Şeytan diyor, sık şimdi şuradan kafalarını. Benim dalayım mı içeriye? Ha saçmalama, saçmalama. Bir dakika, 4 tane kapının önünde var sadece. Arabalarda şoförler var. Yukarıda. Ben evin içini gözetliyorum. Evin içini gözetleyin. Niko'yu görebilen var mı? Yok şu an göremiyorum. Bakıyorum bütün arabalarda. Bunlar neden arabalarda hazır duruyor? Bak şuna bakar mısın dayı bak. Ne toplantısı? Niko'yu kaçırıp geldiler. Niko'nun toplantısını mı yapıyorlar? Onu bilmiyorum ki. Nerede Niko da şu anda burada yok. Hani farklı bir yere mi götürdüler acaba ev yerine? Oraya falan mı gidecekler? Bu evin daha arkası vardır. Bu evin arkasını da gözetlememiz lazım. Arkası vardır. Lan sadece şu önde. Bak önde. Lan evde sadece koruma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane koruma var sadece. Adamlar dışında dimdik duruyor, başka bir şey yok. Dışında sadece aynen öyle. İçinde kaç tane vardır? Arkasında kim bilir kaç tane vardır. Oy, ne yapacağız biz ya? Tamam. Adam doğru söylüyor. Dönüyoruz. Evet. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Dayı Niko'ya hiçbir şey yapmayacaklar. Sen rahat ol. İnşallah öyle olur yoksa. Dayı saçmalama. Niko'ya hiçbir şey yaparlar mı? Onların derdi Niko'yla falan değil. Dertlerini çözebilsek gel, zaten. Gel buraya. Elif abla dönüyoruz. Ne yapacağız Fehmi? Dönüyoruz. Hadi. Sebo yürü. Of. Bizim arabalar nerede kaldı? Şimdi şu yolun sol tarafında kalmış oluyor değil mi? Aynen. Of. Bilmiyorum ne yapacağız. Hiç bilmiyorum ne yapacağız. Bizim burayı bir şekilde izlememiz lazım. Drone vesaire çözeyim mi bir şekilde? Oğlum şu anda izlemek de bir fayda etmeyecek. Şu andaki gördüğümüz şeye bile bizim gücümüz yetmez Aydır. Kaç tane adamlar şöyle geziyor ya. Ne yapacağız ya? Niko'yu aldılar. Lan bir tane G kasa alma hayalimiz anasını satayım. Adamlarda 5 tane var. La bir de bu görünen yüzü ha. Bu buzdağının görünen yüzü eminim yani. Eğer izlediğimizi fark ederlerse evi değiştirirler. Bence yok, bizi yok bitirirler. Gören olmadı ya. Gören olmadı bence. Gören bir de olmadı. Bunu yapan bizim de gücümüzü biliyordur. Tamam yani biz her şeyi yaparız ama adamlara kıyasla. Tabii canım aynen öyle. Çözeceğiz. Dur. Şu anda neyi biz öğrendik? Adam bize yalan söylemedi. Evet. Biz şu anda bunu öğrendik. Daha o adamdan bilgiler alacağız. Sonra da durun bakalım. Yapacağız. Gerçekten Feyzullah'ı bilmiyor. Bu adam demek ki Feyzullah'ı gerçekten bilmiyor. Aynen öyle. Feyzullah söylerdi herhalde. Bu Alexander mıydı? Neydi adamın evet, adı? Alexander Pavel. Demek ki böyle bir adam gerçekten var. Şu evin haline bak lan. Aha buradan yan bahçe gözüküyor lan. Çok az bir şey gözüküyor. Yok ön bak tarafına... tam karartmışlar. Evin kısmı karanlık. Yok yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. Abi silahları koy. Koydum. Of. Geldim. Doktor silah koy doktor. Sakladım aldım. Lan millet görecek. Geldim. Eve mi gidiyoruz Fehmi? Eve gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Geldim. Anladım. Dur yavaşlık lan. Eve. Direkt eve. Of kafayı yiyeceğim ya. Lan abi bu adamların bize ne derdi olabilir? Benim aklıma şu anda gerçekten Kenji'nin olayları geliyor. Bu üst çark muhabbetleri vesaire ne olabilir acaba başka? Çözeceğiz. Sizin böyle adam toplama kapasiteniz var mı? Mesela biz de mesela 30 kişi toplasak, 40 kişi toplasak. Toplayacağız. Döner bıçaklarıyla saldırsak. Toplayacağız. Durun ben bak benim şu anda kafam inanılmaz allak bullak. Şu eve bir gidelim. Düşüneceğim. Elbet bir şeyler yapacağız. Başım çatlıyor. Gerçekten var ya. Abi Niko'dan ne istediniz ya? 7 yaşında çocuk ya. 7 yaşında çocuk ya. Bir gir bakalım hemen gir. Geç şöyle. Önce o adamdan daha fazla ne kadar laf alabiliriz? Buna bakacağız. Sonra Feyzullah'ı gerçekten tanıyamıyor mu? Buna da bir emin olacağız. Ondan sonra da ne yapacağız, ne edeceğiz? Hepsini göreceğiz. Başım çatlıyor gerçekten. Feyzullah benim değildir aklımda ya. Benim aklımda var bir şeyler. Ben bunu sorgu teknikleriyle konuşturmaya çalışayım. Çalıştırayım mı? Çalış oğlum. Kim ne tekniğiyle çalıştırırsa çalışsın. Sebo Ajdar dinletiyordu ya geçen gün. Hayır benim aklımda var bir şeyler. Yani. Şu adam birazcık daha bir konuşsun. Ne yapacağımızı ben az çok kestiriyorum. Yapacak çünkü başka çaremiz çok yok gibi. Şu adamla bir konuşalım anlatacağım hepinize. Ulan bayağı da sağlam kitlemişsiniz ha. Ne yapıyordun sen ayakta? Çorabımı çıkarttım. Oğlum gittik. Boş arazi orası. Hiçbir şey yok. Niye yalan söyledin lan bize? Yalan söylemiyorum. Cidden yalan söylemiyorum. Sen şimdi o zaman Feyzullah'ı tanımadın da yalan söylüyorsun. Hayır. Sen şu Feyzullah'ın kim olduğunu bir otur bakayım. Oğlum ev gittik lan. Boş arazi lan. Söylediğin çevrede kuş uçmuyor. Yalan söylemeyin bana. Feyzullah kim anlat. Tanıyorum. Feyzullah cidden tanımıyorum. Kim? Hayır boş arazi değil olsun. Yalan söylemeyin. Aldırıyoruz. Yalan söyleyin. Gittik baktık. Aldır sen aldın Haydar'ım. Rusya'dan aldırıyorum çocuklarını tamam. Sen aldın getir çocuklarını buraya. Tamam söylüyorum. Aldırın çocuklarını. Aldırma. Ne oldu mu?
Hayır. Oğlum konuşsana, Feyzullah'tan bahsetsene. Ya tanımıyorum Feyzullah, cidden tanımıyorum. Her şeyi söyledim size zaten. Tamam, diğer sorularıma yanıt ver. Alexander. Evet. Tanıyorum. Tamam, doğru söylüyordun. Gittik, evini gördük, adamlarını gördük vesaire vesaire. Her şeyi gördük, haklısın. Feyzullah gerçekten tanımadığımı söylüyorsun. Ya tanısam söyledim. Bekle bekle abi, bekle. Bak bakayım şunlar tanıdık geldi mi sana? Bak bak şu videoyu izle bakayım mı? Lan? Bak bahçede oynuyor çocuklar, gördün mü? Bak. Tamam dokunma ona. Dokunma bak, her şey söyledim, dokunma. Konuşacaksın, sadece konuşacaksın. Boş yapmayacaksın, bak, tamam mı? Sen merak etme, sen bize yardımcı olduğun sürece biz de sana yardımcı olacağız. Bak oğlum tekrardan söylüyorum. Biz kötü adamlar değiliz. Amına koyayım, geliyor gidiyor yine illet bir şekilde bizi buluyor bu olaylar. Biz kötü insanlar değiliz. Gelip sana burada bıçaklar takıyor olabiliriz. Neden? Sen bizim sevdiklerimizin canını yakarsan veya siz, biz de sizin canınızı yakarız. Olay bundan ibaret. Anladın mı? Evet, haklısın. Tamam neyse ya, bu adamdan daha bir laf alabilecek miyiz belli değil. Gelsenize, bir gelin hepiniz gelin. Bu sen şey diyordun. Gelin gelin. Ejderim, ejderim. O şarkıyı açma, o şarkıyı açma. Tamam açma açma, aç o şarkıyı açma. Sebo ajdar mı açıyor yine ya? Evet ya. Neyse açsın bakayım, eğlensin o da. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hı. Ejder abi. Efendim? Sen, adamlar geliyor zaten değil mi? Kaç kişiler onlar? İki kişi geliyor da daha da onların ekipler var ya, onlar haber veriyorlar. İki kişiler mi? Neyse bir gelsinler bakayım, bir konuşalım. Daha da adam toplayacağız. Biz bugüne kadar hep ne yaptık? İyi olmaya çalıştık. Bugüne kadar hep, anasını satayım, burnumuz ne kadar boktan çıkmadıysa da geldik yine olayı çözdükten sonra tamam normal hayatımıza dönelim dedik. Normal hayatımız gibi yaşayalım dedik. Bıraktık silahı, onu bunu. Bu böyle gitmeyecek. Yarın sabah ilk iş. Bu evi satışa çıkarıyoruz. Ne kadar da 25 milyon falan eder demişti galiba diğer emlakçı. 20 milyondan vesaire neyse artık, en hızlı ne kadar gidiyorsa bir şekilde hemen sabah okutuyoruz. Belle Lojistik'teki tırları. Haydar, sabah evet, olunca tamam. İlk iş. Gidiyorsun Belle Lojistik'teki bütün tırları okutuyorsun. Tamam. Tanesini 1 milyondan okut gitsin. Tamam, 5 tane vardı, 5 milyon dolar. Ne? Arabamı da satarım ben yani. Hayır, arabaları satmıyoruz. Arabalar lazım. Arabaları bacım satmıyoruz. Evi satıyoruz. Bella Lojistik'in ofisini satıyoruz. Yarın ilk iş. Bak Haydar sen gittin tırlara. Biz emlakçıyı çağırdık. Önce evin için fiyat aldık. Evin fotoğraflarını çekiyor, ne yapıyorsa yapsın. Evi satıyoruz. Hatta büyük ihtimal bak 25 milyon falan ediyor ya burası. Emlakçı 20 milyondan direkt alır büyük ihtimal. Hiç uğraşmayız da. Bence de. Hiç 3-5 falan fiyatının önemi yok şu anda. Paraya ihtiyacımız var. Deli gibi. Sonra gidiyoruz. Ofisi okutuyoruz. Ofis ne kadar eder? 5 milyon falan büyük ihtimal. Daha fazla eder de 5 milyona hemen ucuzdan gönderiyoruz. 20 milyon ev, 5 milyon orası, 25 milyon yaklaşık 5 milyon daha tırlar var. 30 milyona yakın paramız olacak. Sonra gidiyoruz. Motorlar mı, arabalar mı, vitolar mı, ne gerekiyorsa onları alıyoruz. Sonra da neyi düşünüyoruz biliyor musunuz? Niko'yu kurtarmayı. Hayır, Niko'yu zaten kurtaracağız. Neyi peki? Çetemiz mi dersiniz? Artık mafya ailemiz mi dersiniz? Ne derseniz artık, buna bir isim düşünüyoruz. Çünkü artık o su damladı. O son damla gerçekten artık taştı. Bize bunu mecbur ettiler bizi. Deli ettiler bizi, yemin ediyorum. Adam gibi yaşayalım dedi. Lan 7 yaşındaki çocuğu kaçırmak ne demek ya? Uşaklar lan 7 mi? Yaşında lan. Daha çükünü kesmedik biz onun ya. Odu mu çocuklar? Bak elim ayağım. Halledeceğiz. Hepsi halledeceğiz. Bunlar için bak 20 milyon şöyle yapıyoruz. Elif abla. Ejder abi, sizin evlere bölüşeceğiz mecbur artık. Tabii ki, tabii ki. Böyle bir evimiz olmayacak. Yani artık kalabalığız. Evimiz yarımız olmayacak diye bir şey yok. Benim yarımız, evim hepimizin evi. Yarımız Ejder abinin evine. Ejder abi sen bir şey demedin. İstemiyorsan Elif ablanın evine bir şekilde sığarız evimiz. Benim evim yok ki, orası sizin eviniz, bana niye söyledin? Eyvallah, nasıl eyvallah, tamam. Yarımız Ejder abinin evine, yarımız Elif ablanın evine. Artık idare edeceğiz bir süre, yapacak bir şey yok. Bütün parayı da 30 milyon dolara yakın paramız olacak. Arabalara... İşte artık bir tane şey tutarız bulursak eğer. Böyle bu çete üyelerin vesaire konuklayabileceği böyle bir harabe de olsa. Böyle depo falan tarzında bir yer buluruz. Şeyler olurdu ya Haydar, bu eski. Moteller. Motel de değil ya. Neydi ya onların adı? Şu mekanikler vardı ya eski. Evet. Bu şeylerin mekanikleri oluyordu, genklerin. Bu sadece kendilerinin yaptığı. O tarz bir mekanik falan tarzında bir yer alırsak. Hem bir ton araba olacak elimizde, bir ton motor olacak. Hem de o kadar adamı bir yere sokmamız lazım. Anladım ben. Şimdi bak yarın gelecekler. Abi sen kimdi, İlyas mı diyordun? İlyas'la Alparslan geliyor da onların adamları var. Yani iki tam kişi değiller. Onlar bir gelsin, onlar bir gelsin, onlarla da konuşalım. Şu planlarımızın nedir ne değildir onlarla da bir konuşalım. Onların da fikirlerini alalım. Ondan sonra zaten ilerleyeceğiz bir şekilde. Siz dayı, Elif abla bak hiçbiriniz merak etmeyin. Kılına zarar gelmeyecek Niko'nun. Böyle bir şey bak, o adamların dertleri büyük ihtimal bizle. Artık Feyzullah'tan dolayı mı, bu Kenji olaylarından dolayı mı, bambaşka hiç aklımıza gelmeyen bir olay mı bilmiyorum. Hepsini öğreneceğiz. Hepsini bir şekilde halledeceğiz. Bir şey diyeceğim. Kim... Geç uyandı emekli bugün. Komando ha, haberin olsun Sıvat. Kim? İlyaslar mı? İlyaslar, Parslan, aynen boş adam değiller. Emekli oldular da
full iyi, operasyon iyi. İçindeler. Abi, güzel güzel. Bir gidelim, uyuyalım. Sabah hı. olsun. Şöyle dinç bir şekilde. En geç uyandı bugün? Kim ben, geç uyudu? Ben çok geç uyudum. Nöbetse ben tutarım ha. Ben tutarım, ben tutarım. Ben de uyuyamam ben zaten. Ben bugünlük o yok. Haydar, sen sabah çok erkenden kalkıp şeylere gideceksin. Tırlara gideceksin, tırları halledeceksin. Ve tırları tamam. sattığın gibi bana parayı gönder, tamam mı? Tamam, IBAN'a atarım direkt. Tamam, direkt IBAN'a parayı gönder. Ben kalırım ya, zaten sahur mahur yapacağım ya ben. Birlikte şey yaparız o zaman işleri. Tamam tamam, iyi bakalım, hadi öyle olsun. Ben geçiyorum yatmaya, herkes yatsın uyusun. Yarın çok işimiz var. Yarın çok işimiz var. Hadi iyi geceler. Sabah oldum ya, oldu. Tipler ne yaptı acaba? Onlar bari kesin durup bakayım uyumamışlardır. Şuradan direkt aşağı ineceğim. Kim o? Elif ablanın. Uf, yapmayın, gözünü seveyim, tamam, uyku girmiyor gözünüze de, zar zor da olsa ben de uyudum işte bir şekilde. Elif abla. Günaydın Fehmi. Günaydın, sen uyumadın mı hiç? Hiç gözüme uyku girmedi. Ya ben de 2-3 saat mi ne anca uyuyabildim herhalde. Merak etme, çözeceğiz. Gözümün çözeceğiz. Önünden o görüntü, o an gitmiyor bir türlü. Çığlık sesi falan değil mi? Evet. Biliyorum biliyorum. Merak onu etme, çözeceğiz. Çözeceğiz, sen hiç merak etme. Hepsi yoluna girecek. Şeyler, dayılar ne yaptı? Uyuyorlar mı? Yok, dayının da gözüne hiç uyku girmedi. Onlar içeride, adamın yanındalar mı hala? Evet. Tamam, ben bakıyorum onlara. O üst kattaki yatan kim? Doktor mu ya? Sebahati mi? Kim o ya? Aha doktor, vallahi doktor. Kanepede bayılmış. Evde 200 tane yatak var, kanepede uyuyorlar. Ben anlamıyorum bizimkileri ya. Günaydın. Günaydın Fehmi, günaydın. Ne yaptınız, uyumadınız mı hiç? Yani çok uyuyamadık ama hem beton hem şey, tutmadı uyku yani. Bu uyumuş bayağı, yordunuz mu bunu? Bayıldı ya onu, gece birazcık şey yaptık onunla bir. İyi birazcık bayağı. Da konuşturayım dedim de yok yani, son bilgisi o. Aha, mesaj geldi bana Haydar'dan, ne diyor bu? Abi şehir dış... Ne? Abi şehir dışındayım, kasabada şirket buldum, satış yaptım, gönderdim parayı, tırları taşıdılar şimdi. Bahsettik hesabını kontrol eder misin? Lan oha, bu çocuk ne, kaçta kalktı gitti, bu da mı uyumadı? Vallahi bilmiyorum ki. Tek kamsız ben miyim acaba? Sen kaç saat uyudun? Ben de 2 saat falan mı ne uyudum ya? Yeter o da yani, 2 saat ne ki? Aynen. Bu para gelmemiş bu arada. Şuna bir yazayım. Oğlum lan o kadar para. 5 milyon dolar. Attım diyor, gelmemiş vallahi para. 5 milyon dolar? 5 milyon dolar. Şu sniper da iyiymiş de ya. Aman aman diyeyim bak. Bak, bak. Harbiden neymiş ya. Harbiden fena. Ejder abi. Şimdi bu 30 milyon doların 10 milyon dolarına yakınını neredeyse silah yatıralım. Ne kadar makinalı varsa, ağır tüfek, hafif tüfek, tabancalar, ne varsa. Şimdi ne kadar adam toplayacağız bilmiyoruz. Dolduralım abi her şeyi. Son teknoloji. Kalan silahlar var ya, 250. Bir daha kontrol etsen abi. Onları da kullanırız. Bak şimdi bir daha bak diyor. Silah deposundakileri mi? Yok oğlum. Bir daha bak diyor, yine yok para. Oğlum bu dalga mı geçiyor benimle ya? Zaten uykusuzuz. Ne oldu, gelmemiş mi? Bugün günlerden mi? Tamam. Lan yine gelmemiş yazacaktım. Geldi geldi, tamam. İyi. Tamam geldi geldi. Bakayım. Aynen öyle. Tamam, 5 milyon dolar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben bir emlakçıyı arıyorum. Şu bizim geçenki emlakçıyı aramayacağım. Daha hızlı çözebilecek bir tane emlakçı gördüm geçen. Onu arayacağım. Bir emlakçı gelsin. Şu evi bir satışa koyalım. Sonra ofise götürelim onu. Ofisi satışa koyalım. Onun dışında abi seni... Tamam, bu Haydar yine ne diyor? Tamamdır abi, geceye doğru varırım eve diyor. Tamam. Sizinkiler ne yaptı acaba? Sizler yolda geliyorlarmış. Geliyorlar mıymış? Tamam. Geliyorlar. Şunu ne yapalım? Ne yapıyor burada? Şunu. Şu mu? Şu. Şu. Tam şu. Bunu ne yapalım, bırak, şunu? Bırak uyusun ya. Ne yapıyorsunuz lan kafamda? Senin kafanı tövbe estağfurullah. Ne dedin bir daha söyle? Patron. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi gidelim. Bence bunu öldürelim ya. Dayı dur dur ya, boşver. Ya bu da herhangi bir tane kukla ya. Şu Sebo... Sebo! Ah gel. Ne yapıyorsun oğlum, orada uyunur mu? Çok kötü bir kabus gördüm. Nasıl, ne gördün? Sesin ajdar gibiydi. Nasıl ya? Ameliyat onası çok kötüydü. Söyle bakayım. Yemin et. Ajdardan bir parça söyle. Söyleyemem. Çikidamız bir söylesene. Çikidamız muz muz damız. Dur, zil mi çaldı lan? Vallahi ben mi yanlış duydum? Ben de bir tam duydum gibi de. Geldik abi diyorlar Femi. Ha tamam, onlar o zaman. Dur dur, şu kapıyı açak o zaman. Abi bak, güvenilirdir değil mi bu adamlar? Onlar eski sat komandolar la. Ya yemin et. Tabii tabii, emekli oldular. Hadi bakayım. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi o yani adamlarla da konuşalım edelim de. Düzenli müşterimdi. Bizim Hilmi abi var. Onların da şey, böyle akrabasıymış. Ya adam olsun da. Sebo. Adam adam. Şu doktoru doktor uyandı doktor. Sana. Bu Namık Hoca var diye biliyor musunuz mu? Türkiye'deki. Namık Hoca. Burada beraber çok görev aldılar onlarla. Vallahi iyiymiş ha. Tabii. Hadi bakalım. La doktor niye araba... Allah'ım yarabbim. Motoru niye içeri sokmuş? Bari düzgün bir yere koysun da şey gibi tutsun işte. Heh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Selamünaleyküm. Gel gel İlyas. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
gezdirdim. Kaç tane oldu ya? Vallahi iyi oldu ya. Oğlum sen bu çene daha güçürmedin mi la kocaman daha hala hala. Yallah mallan yapıyoruz da hala çıkıyor. Güzelmiş güzel. Nasılsınız iyi misiniz? Şükür iyisiniz. İyiyim vallahi şükür. Vallahi bir derdimiz var ya. Bize derman olun. Aynen biz de bir kendimizi tanıtalım. Fehmi bende. Fehmi Muzo. Ben de Muzo. Merhaba. Merhaba. Hanginiz İlyas? Rambo kana benzeyen ben İlyas. Tamam eyvallah eyvallah. Şu İlyas'mış. Ben de diyorum bir yerden çıkaracağım Rambo kana. Evet. Harbiden bir benziyorsun ha. Evet evet. İyi bakalım. Tamam mı şöyle bir aşağı bir gelin o zaman. Gidelim de ayak falan bahsedelim ya, size. Gel. Aynen öyle. Ayak üstü olmasın. Uf. Gelin ya şuradan direkt bahçeye çıkalım. Burada da durabiliriz aslında tam şu şey var ya veranda. Ha işte oraya dedim zaten. Ha ben aşağı dedin sandım da o yüzden. Siz şöyle şuraya geçin bir ben de hemen geliyorum. Şu emlakçıyı bir arayayım. Sebo. Gelin arkadaşlar oturun. Niye deli deli duruyorsun oğlum? Bilmiyorum kendimi çok tedirgin hissettim gördüm kabustan sonra. Allah başka dert vermesin ha. Amin bu son olaylar da zaten çok üstüme geldi. Amin amin dur bakayım Sebo şu adamı bir arayayım. Tanımam etmem inşallah gelip alırlar ha şu evi. Alo. Alo buyurun. Alo alo merhabalar emlakçıydı değil mi? Evet evet buyurun. Ya şimdi bizim çok acil elimizden çıkarmamız gereken bir ev var. Yani ev de denmez aslında böyle malikane tarzında birazcık pahalı lüks bir yer. Normalde yaklaşık 25-30 milyon arası ediyor diye biliyorum. Yani gelin siz de evi bir görün konum atayım ben size. Hemen böyle çok ucuzdan bırakacağım yani gerçekten. Böyle bir hızlı müşteri bulabilir miyiz? Tabii ki hemen geleyim ben bir bakayım oraya. Siz bir bakın sonra buradan sonra başka bir yer de var. Orayı da bir hemen hızlıca elden çıkarmamız lazım. Orası da mı malikane? Yok orası ofis tarzında bir yer. Böyle iki katlı böyle güzel. Orası da merkezi konumda. Oranın tamam. Fiyatı içinde konuşuruz. Siz bir gelin isterseniz daha canlı canlı konuşuruz. Tabii ki geliyorum. Konum tamam ben şimdi size konum atıyorum. Tamam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu emlakçıların hepsi kibar oluyor ben anlamıyorum. Niye acaba? Kibar olunca evi daha mı çabuk satıyorlar? Komisyon koparmak için değil mi? Evet. Hepsi böyle. Bak, Sebo bak bak. Ejder abi kötü görüyor musun? Beyler Ramazan ne içersiniz? Biz bir şey almayalım teşekkür ederiz. Eyvallah. Ejder abi sen olaylardan bahsettin mi? Anlattım mevzuyu. İşte öyle. Bize daha fazla adam lazım beyler. Şimdi bizim bir Facebook grubumuz var Tek Teker adında. Tek Teker adında Facebook grubu mu? Evet oradan tedarik edebildiğimiz kadar. Son sıfırlarçı var ya Fehmi. Motorcular onlardan bunlar. Ben onları çok seviyorum ya. Motorla mı geldiniz şimdi? Evet motorla geldim. İyi güzel. Şimdi sizin bu adamların kendi motorları var mı? Güzel. Ama bizimki güzel. Kadar üst segmentli motorları yok. İyi güzel tamam. Şimdi bizim planımız şu şekilde. Şimdi yani bu işler için birazcık para lazım. Yani iyi silahlar, iyi arabalar, iyi motorlar vesaireler. Veya işte buradan çıkacağız, gideceğiz. Bu adamların kalacağı yerler vesaire para lazım. Bu evi satacağız. Ya bu ev yaklaşık 25-30 milyon dolar civarı ediyor. Hemen hızlısından gitsin diye 20 milyona bırakacağız bu evi. Sonra gidelim diyoruz bir araba maraba. Vito bir şeyler alalım. Yoksa olmayacak arkadaş. Bu adamlar nereye sığacak? Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum bak ne kadar adam toplarsak toplayalım. Ne kadar silah toplarsak toplayalım. Çok sıkıntı ya. Böyle biçimde bir garip bir his var gerçekten. Adamlar çok tehlikeli. Adamlar da gerçekten limuzininden tut. Lan adamların çatısında sadece 4 tane koruma vardı ya. Size böyle anlatayım. Aynen. Adamların çatısında 4 tane koruma vardı ya. Harbi sıkıntılar yani. Bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Her işin kötü yanı daha sinir bozucu olan kısmı bu zaten. Adamların derdini bilmiyoruz. Bakacağız ne yapacağız bakalım. Siz ne diyorsunuz sizce ne yapmalıyız? Var mıdır böyle kafanızda bir şey canlandı mı? Eski SAT komandosu falan dedi şimdi Ejder abi. Ya şimdi bu adamın herhangi bir bilgisi yok sizde anladığım kadarıyla. Abi sen de var ya yemin ediyorum konuşmadın tam konuştun. Aynen öyle. Biz bilmiyoruz adam kimdir, nedir, ne değildir. Ya bir de duyduğum kadarıyla sizden bir ufaklığı almışlar sanırım. Aynen. Yani oğlum acıdı şerefsiz evlatları. Anladım. Yani şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu adamların size bir amaç uğrunda ulaşması gerekiyor. Şimdi bu ulaşımdan sonrasında aslında bir şeyler yapabiliriz. Şu anda... Ya... Büyük ihtimal arayacaklar zaten. Yok yok biz konumlarını hallettik her şey hazır sadece. Konumları var. Ya da ne yapalım? Bizde şey ya adamları da elimizde aşağıda paket. Aynen her şey hazır. Konuştum. Aynen. İşte öğrendik adamın ismini öğrendik. Neydi lan adı? Alexander mı? Alexander Pavel. Hiç duydunuz mu siz? Vallahi çok tanıdık gelmedi. Ya Rus mafyasıymış herhalde bizim öğrendiğimiz kadarıyla. Sağlamda duruyor. Gittik gözetledik dağ tepesinden evi. Yani çatıda 4 tane adam var sadece öyle söyleyeyim. Anladım. Bizim size tedarik edebileceğimiz şeyler işte çete arabaları olur. Bu çetenin barınacağı yerler olur. Bu tarz yerlerde ön ayak oluruz. Yardımcı oluruz size. Ya şu şeylerden falan çözeriz değil mi? Şu makineliler takıyorlar ya arabaların arkasına. Bu arabanın arkasında mevcut onlar zaten. Ya öyle bir söyledin ki fabrika çıkışlıymış öyleymiş sanki. Toptancısıymış gibi değil mi? Harbiden ya. Hoş geldiniz bu arada.
Hoş bulduk. Ben gözüme hiç uyku girmedi ama bayılmak üzereyim. Biraz abla, dinleneceğim. Sen, aynen öyle. Sen geç de birazcık dinlen istiyorsan. Bunu söylemeye geldim. Aynen. Bir yarım saat de olsa, bir saat de olsa, kaç saat uyuyabiliyorsan dinlen. Tamam. Hadi sen. Hadi sen biz de. Sen gözün arkada kalmasın. Ne yaparız sizce ya? Benim gerçekten kafam durmuş durumda. Şu anda diyorum ya, bütün parayı artık yatıracağız şeye. Zil mi çaldı lan yine? Sebo, kapıyı bir açsana. Emlakçı geldi herhalde. Alparslan dediği gibi hamle bekleyeceğiz bu durumda. Evet. Tamam. O zaman bir çağrı bekleyeceğiz bakalım. O arada da ne yaparız, ne ederiz derken elimizi güçlendireceğiz. Aynen. Arabalardır, silahtır falandır. Onlar ne arayacak var zaten. Biz elimizden geldiğince bu sürece kadar bilek gücümüzü güçlendirelim. Etrafımıza adamları toplayalım. Aynen. Bir iletişim olduğunda da evvel Allah karşılığını verelim. Aynen öyle. Tamamdır. Ben bir hemen şunlarla gireyim. Emlakçı geldi. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evimiz abi, böyle. Biraz gezme şansımız var mıdır? Tabii canım, şöyle siz komple gezebilirsiniz. Sebo sen eşlik etsene. Tamamdır. Gelelim. Siz komple şöyle gezebilirsiniz. Her yere bak. Elinde çantasıyla gelmiş. Emi bir şey diyeceğim. Tesisatçı gibi amına. Şuna baksana. Ben bu emlakçılardan bir hoşlanamıyorum. Niye bilmiyorum ha. Ben de çok şey yapamıyorum yani. Şey gibi geliyor bana. Sanki pezevenkmiş gibi geliyor yani. Pazarlıyorlar sonuçta bir şeyleri, anladın mı? Bak bak. Sebo! Şşş! Lan! Efendim? Anladın değil mi? Evet, o evet. O tarafı şey yapma ha. Tamam. Neyi anladın lan? Lan rehinin olduğu yere sokmasın adamı. Harbiden ya, yapar mı yapar Sebo bu? Yapar vallahi. Elinizde rehin var mı? Var. Nasıl yani, biraz önce söyledim ya, adamlar elimizde. Söyledi evet. Konuşturduk. Yerlerini falan her şeyi öğrendik. Bak gelsenize, size de hatta bununla bir şey yapalım. Hı. Şimdi adamlar eski sat komandasıysa vardır ya bir bildiğiniz. Ayrı yani teknikler falan bir şeyler. Tabii adamın çok dermanı kalmadı. Bir şey diyeceğim. Siz harbi böyle elimizi ayağınızı bağladığınızda suyun altına nefes alabiliyor musunuz? Böyle çıkabiliyor musunuz? Tabii ki de. Özel eğitimden alıyoruz onu. Vallahi helal olsun. Zor iş biliyor musun? Dayı, bizim dayı da yapabiliyor onu. Tabii canım, bileklerimi kırıyorum ben. Bir ara kapışırız. Ne yaparız? Bir ara kapışırız, yarışırız. Dayıdan geçti daha, yaşlandı ya. Ama harbiden yaşlandık. Ama sıkıntı yok yani, yerim. Güreşle yerim, bilek güreşle yerim. Eyvallah. Yerim yani. Eyvallah. Hakkını da veririk. Dayı adamlar sat komandası yalnız ha. Ondan dolayı çok da şey yapmayalım beyler benim. Şaka şaka acık da ya. Başımızın tacısın, eyvallah. Eyvallah kardeşim, sen de aynı şekil. Selamun aleyküm. Vay. Arkadaş burada. 90. Bu çekirge mi? 91 efendim. Çekirge olmuş 90. Herhalde değilse de. Buna en son ben 90. söyledim. 90. Yüze kadar böyle zıplayacaksın dedim, onu yapıyor. Bir pantolonun da kanama girdi. Pantolonun da kanama girdi. Kanama görüyorum sanki. Şey. 99. O bir şey yok ya. Bizde evet. Doktor var zaten. Tamam gel. Biz bunu öldürüp iyileştiriyoruz. Ha, bu yamuldu burada, bir şey oldu. Tamam kalk şimdi, gel buraya. Kalk yerine geç. Kalk geç şuraya geç. Geç şuraya. Bak bu abilerin kimler biliyor musun? Kim eski abi? Sat komandaları. Sat komandası ne abi? Nasıl yani ya? Oğlum biraz dedik, belki hani böyle bizden sıkılmışsındır, böyle yeni tat arıyorsundur falan. Ben sana açılımını yapayım mı? Sat komandası falan ne oluyor? Ben sat komandası şey bize... bak. Sier Atar Komando. O ne yıllısı? Anladın mı? Yok ben ya, birazcık açılımı istedim. Onu çözmeye geldik biz buraya. Aa sinnetçi yani. Bize pek bir işlem bırakılmamış gibi duruyor. Anlamadım. Yok yok. Adamlar ne iş? Boş ver hocam. Ya biz bundan alacağımız lafı aldık zaten. Baksana her yer delik deşik, anasını satayım. Biz bunu öldürüp geri şey yapıyoruz. Hazır doktorumuz var bizim. Kafaya fazla vurmuşsunuz gibi ya. Biraz fazla işte ya. Overlockçı mısınız? Ayağıma geldiniz. Bir kafayı yedi birazcık da. Allah Allah. Taşı da yok bu arada. Taşı yarı kestim. Neden gidemiyorum bakayım. Bir TL atım var. Adam abi de bir TL atıyorsunuz sanki, yemin ederim ya. Bu bizim doktor ne yaptı? Hala uyuyor mu dayı? Yukarıdaydı en son, oturuyordu. Evet hasta. Ananı avradını hastanın tipe bak bir oğlum. Bir... Nasıl dövdünüz lan adamı? La yok lan, bir şey yapmadık. Aşkım şey yapmadık. Nasılsın? Evet. Kafa gitmiş bunun iyice. Konuşamıyordu. Ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? Titir. Doktor bir şey diyeceğim. Canım, sen bunu harbiden bir bak ha. Bu var ya, iptal ha. Bayağı iptal. Sen bunu bir vurdursana. Dur bir tane vurdurayım. Hakimim lan ben. Bak bekle, dur öyle. Bak kulağında çınlama var mı şu an? Bak bekle. Ha? Kalk ayağa. Kalk ayağa. Açıl açıl. Kalk ayağa. Amına. Nasıl? 3 artı 3. Tamam. 3 artı tamam, 3. Tamam. Adam zaten kafa gitmiş, dur. Elimi takip et, gel buraya. Tamam geldi, kendine geldi. Vurdurunca kendine biraz geliyor. Adam öldü. 1-2 adam öldü. Bırakın lan beni. Kafa gitti. Kafa gelmiş de olabilir. Tam bilmiyorum. Bak duvara falan tekmeliyor. Olmuş bu, neyse, olmuş. Neyse. Arkadaş böyle işte. Oradayım. Vurma. Hayır vurma. Vurma. Böyle değildi. Böyle değildi. Biraz bu hale geldi. Fark ettim. Vakit kaybediyoruz. Bak vakit kaybediyoruz. Birisi bunu kafayı kitleyin bu. Yo yo, şimdi şu emlakçı nerede? Bunlar hala evi mi geziyor ya? Gezi bitmez bu ev. Dur arayayım mı Sebo'yu, dışarı çıksın. Yukarıdalar. Mekan güzel. Yaramıza basma be kardeş, satıyoruz. Evet. Ben sana ileteceğim. Bir kapı kapandı. O diğer ofisinde zaten videosunu, fotoğrafını ileteceğim ben sana. Beğendiniz mi evi? Ev gayet güzel.
Siz ne vermişsiniz? Tabloları vermeyiz. Şey yatak odasını vermem. Şey dayının yatağını vermeyiz. Evet yatağımı vermem. O da var. Ben sana göstereceğim onu. O aynı dayınınkini alırız işte. Tamamdır. İstemişsiniz. Şimdi şöyle işte ya birazcık sıkıntı bir durumdayız. Acilen satılması lazım bu evin. Tamam. O yüzden 22 milyon. Fiyatla anlaşırsak ben bu evi kendime almak isterim. Ev gayet güzel. Öyle mi? Evet. 25 milyon. 20 milyonda anlaşalım. Anlaştık. Daha önce hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Harbiden var ya. Ofise de beyefendi videoları ilettiği zaman ofise de fiyat veririm. Tamam bakmaya falan gerek yok mu? Hani fotoğraf varsa olur. Direkt fiyat verebilirim. Sebo göstermedin mi onu? Gösterdim ilettim hatta telefonla. E tamam iletmiş. Telefon çekmiyorsa geç düşüyordur geç. Evet. Aynen olabilir ya. Bu ev büyük ya çekmiyor bazen. 1200 metrekare ofis. Ev büyük ya çekmiyor mu? Bunlar iyice kırmış. Yani, tabii tekrar bir bakayım. Hiç uğraşırım vallahi çok işimiz başımızdan aşkın. Tamamdır. Tamam mı? Kaç istiyorsunuz ofise? Normalde 10 milyon falan orası. 10 milyon çok. İçindeki bilgisayarlardır, odur, budur veriyor musunuz? Tabii her şey dahil. Tamam, onda her şey dahil. Direkt nakit 5 milyon liraya anlaşalım. 7. Bir dakika, nerelisin? Nerelisin? Bak, dur. 5. Ya yarıya indin harbiden ya. Ben normalde Türkiye'den gelmeyeyim ben. Ya şimdi sen bizim burada anladın yani zor durumda olduğumuzu. Biz sikiyon yemin ederim. Tamam. Ya 7.5 8 falan diyelim bari. Hadi 6.5 anlaşalım o zaman. Hadi 7 de olsun oranızda. Hadi tamam 9 olsun. 9. Lafım 9 da olabilir ama 7 son hadi. 9 çok. Dayının lafını kırma 7 de bitsin. Evi 20 milyona aldım. Evi 20 milyona aldım. Hani bayağı ben buraya gittim. Tamam. Tamam 6.5 milyon okey. Tamamdır. Hayırlı olsun. Toplam 26.5 milyon lira. Zaten belgeler vesaire bizim burada vardı. İstiyorsanız direkt imzalayalım. Çantamda da var. Hazır her şeyim. Tamam. Güzel. Tabii hemen. O zaman dükkanın konumunu vesaire zaten atmıştır Sebo size. Biz hiç gelmeyelim, uğramayalım. Şöyle bir evrak versem imzalsanız. Tabii. Şöyle buyurun. O da profesyonel ama ha. Bak hemen aldı. Hemen gezdiriyor ya zaten yanında baksana her şey belli. Bu işin orası, pardon şey, beyefendi. Ordinaryusu. Ordinaryus dedim. Dur. Hekimiz aydı değil mi burası? Bu işte biraz iyi izleyelim. Aynen, hallediyorum. Alete gelelik mi? Heh, tamam buyurun. Teşekkür ederim. Bir dakika, hop onu ben geri alayım. Parayı alabilir miyim? Tabii. Şöyle, ondan sonra ileteyim size. Şöyle çantamdan nakit vereyim ben. 26.5 milyon. Evet. Tamam dur bakayım. Heh aynen öyle. Teşekkürler hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Evrağımı alabilir miyim? Hop tamamdır. Tabii. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bizim boşaltmamız mı lazım burayı? Tabii ki. 3 gün içerisinde boşaltırsanız çok güzel olur. Heh tamam. Allah razı olsun. Bir an aklım gitti çünkü biz bayağı bir şeyleri unuttuk. Evet. Tamam. 3 günde biz burayı bulup dayının yatağını falan alır gideriz. Tamamdır. Sizden haber bekliyorum o zaman. Ben tekrar buraya gelirim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamamdır. Şey diyeceğim ama. Efendim, bizim bir yer var. Orada ben geçen koyun kestim. Biliyorsun Ramazan hani şeyine. Koyun kestim. Kanman görürseniz yerde şey yok yani. Sıkıntı yok haberiniz olsun. Ha, yanlış anlamadım. Hey ya. Şu şeyden aşağıdan diyorsun aynen ya. Tabii. Evi, o kadar dedim sana ama evin bahçesinde kesme diye. Neyin varsa? Evi temiz etme imkanınız varsa çok iyi tabii, olur. Tabii. Temiz etiriz ya ne olacak ya. Tamamdır. Hallederiz. O zaman iyi günler diliyorum. Tamam, günler. Ne zaman çıkalım buradan? Üç gün işte ya. 3 gün içerisinde olursa çok üç iyi olur. 3 gün az zaten mobilyalar taşınacak ya. 5 var bari. Sadece yatak odası almayacak mıyınız? Alacağız evet, da. Yatak odası tablolar. Tamam. 3 gün yeterli bence. 3 gün yeterli. 3 gün yeterli. İçeceği de vermem ama. Ayranları vermem. Yukarıdan 5 milyon dolar ucuza alıyor bir de. Bir kutu bırakırsanız çok iyi olur ama. Bir kutu bırakırım gerisi bende. Tabii. İnce çizim çünkü. Rica ederim. Ramazan'ın da bitmesine az kaldı biliyor musun? Evet. O yüzden istedim zaten. Onu bekliyoruz. İyi bakalım o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi kolay gelsin. Ben eşlik edeyim. Sağ olun. Of dayı. Hadi hayırlı olsun ya. Vallahi. Bu evi ikinci kez kaybedişimiz. Harbiden ha. Neyse ben annemde kalmaya devam mı o zaman? Bir kez daha alacağız. Doktorum civanım. Yani Ejder'in evde veya Elif ablanın evde kalmak istemiyorsan. Ejder'le kalırız ya. Bizimle de kalırsın çete ortağı. Reis sen beni ben sikecek gibi duruyorsun. Abi bak çok net söylüyorum. Halı sahaya atlayıp beni bıçaklayacak gibi duruyorsun. Öner bıçak. Aşağı depodaki lavuğu ne yapacağız? Onu atak gitsin bence. Salacak mı yoksa kimde kalacak? Yo götüreceğiz onu ya. Saçmalamayın. Onların elinde Niko varsa bizim elimizde de o adam var. Yok. Doğru. Bir şey diyeceğim ne yapacağız lan biz harbiden bu adam var ya. Ama onu çok umursamazlar. Bence ne yapalım biliyor musun? Basmaya gideceğiz yani. Gittiğimiz zaman Mercedes Vito'nun kapısını açalım. İtelim enayiyi. Atalım kapısını önüne sonra ta başlayalım. Savaş başlasın amına gibi. Aklım öyle bir fikir geldi. Ben SAT komandolarından merak ettim bir plan hakkındaki düşüncelerini. O adam karşı insan için nüfuslu bir insan mı? Yoksa klasik rutin bir adam mı? Rutin bir adam. Yani ben tanıdığını bile düşünmüyorum belki de. O zaman çok fazla önemsemez o adamın canını. Aynen. Hemen şu arkadaki barajı atsak. Duyuyor muyuz?
Sıkıyor muyuz? Tamam. Sıkalım. Barajı atalım. Barajı. Hadi o zaman gidelim sıkalım. Ama çocukları mocukları varmış Femi. Kendine düşünün. Ya çocuğu mocuğu var ya. He ya. Oğlum o zaman bak çocuğu var diyorsanız bekletelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Çocuğuyla birlikte mi atacağız Ezler abi? Lan hayır. Adamın çoluğu çocuğu var. Çocuğunu düşünse diplomat olurdu. Doğru söylüyor bu arada. Öldürelim. Hadi gidelim. Bu işlere gidelim. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor bu arada. Ya ne bileyim ya. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bu adamı salsak başımıza bela olur. Gider konuşur monuşur belki ne olur ne olmaz. Olaylar bitene kadar bunu atalım bir şeye depoya mepoya kalsın. Olaylar bittikten sonra sallarız ne bakıyorsa yesin. Malikanenin önünde bırakabilirsiniz. İyi bir mesaj olur. Onu dedim ben de ama. Şöyle yapalım mı bak benim. Hayır harika... işte onu yaparsak daha fazla bizim hakkımızda bilgi edinebilirler. Benim harika bir fikrim var. Benim bu şey... Bu taşla tarafında kuzenlerim var. Çiftçi verelim onlara, orada kalsın. Benim daha iyi bir fikrim var. Nasıl? Çalıştırlar. Öküz balıkçı teknesine götürelim. Şu galeriye gidek mi? Şu arabayı halledek mi? Oo, güzel hadi fikir o lan. Harbi güzel fikir Sebo, sevdim. Evet, evet. Güzel güzel. Ne yapalım biliyor musunuz? Sebo İstiyorsan Ejder abi siz kalın istiyorsanız hem dinlenin hem hasret giderin. Olur, bir olur. Ne yaparız, ne ederiz bir konuşun istiyorsanız. Olur, olur. Dayı biz bir fırlayalım. Olur. Tamam. Arabaları işini bir halledelim. Hadi gidelim. Doktor. İyi ben Sebo. De benim arabayı tamire götüreyim efendim o zaman ya. Hayır hayır hayır. Siz de biz de geliyorsunuz. Gelin buraya. Doktor tamire falan gitmek yok. Gel buraya. Sebo adamı mı götürsün acaba? Otur Alparslan İlyas oturun lan. Eyvallah eyvallah. Gel, gel. Ne yapıyorsun Ejder'im? Ne diyorsun? Şey lazım dayı. Araba alacağız o kadar. Bizimkiler araba sürmesi lazım. Benim hala var ya ayak sıkıntı yemin ediyorum. Sallana sallana yürüyorum ya. Ne oldu ki? Ne oldu ki? He doktor sen şu ayak ucuma benim baksana bir ya. Sağa bak arabayla duvar arasında kaldı ya. Bir baksana. Ya yumuşak doku zedelenmesi ya. Buna bir tane fosidin krem sürelim bir de bunu sararız. Ama sıcak tutman lazım. Bot falan giy. Tamam giyeriz ya o zaman. Tamam. Doktor. Benim bir de şey yapma yakım ya. Şöyle kıyafetlere ne? Falan Altan. Böyle bir ciddiyet ha. Bak şimdi geldiler adamlar. SOT komandaları geldi anasını satayım böyle. Öyle öyle falan konuşuyorlar. Adamlar deri ceketlerle simsiyah gelmişler. Anasını satayım bana bak. Ben de artık üniformayı çıkarttım. Nike eşofmanla geziyorum. Lan atletle geziyorum. Doktor. Sana yakışıyor, sana yakışıyor. Dayı o da sana yakışıyor. Ya canım, doktor bir şey diyeceğim. Anasını satayım, şu motorlar benim mı bizim bunların? Ana benim eski motorlar. Dur, benim motoru da getirin buraya, dur. Beyimi hatırlıyor musun? Ya, doktorun motor geliyor bak, dur şimdi. Ama hatırlıyorum, benim eski motor bak, aynısı. Ana, ay... Vallahi aynısı lan. Ana, harbi lan dayı. Vallahi bak, vay amına. Ya... şu motorların yanında. O değil de bırak şu motorların yanındayı. Dayı benim bak 1000 arar var yani burada. O bile bir komik duruyor nedense ya. O bile yanlarında iyi durmuyor ya. Ya benimkisi kayış gibi ya. Harbiden öyle. Anasını avradını. Şeye bir gidek hadi bakalım. Arabayı alayım ya ben şuraya bu burada kalmasın ya. Sen kenara çekebiliyorsan onu çek. La doktor sen onu ağaçtan nasıl indirdin? Ya belediyeyi şikayet etmişler aşağı indirtmişler baktım duruyor hala da çalışıyor çok tuhaf. Ya bu adamı anlamıyorum ya. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz yemin ederim adam. İnanılmaz bir adam. Öyle gidiyoruz. Atlayın tek araba gidelim. Araba süreceğiz. Dur bekle sen sürü istersin. Lan dur. Hop. Dur bekle tutacağım geç... da. Tamam. Şoför indi. Hayır gel. Hemen yandan atlayıverdim ya. Ay bu çizgi. Ya bu arabayı da öyle bir koymuşlar ki yemin ediyorum. Dur ben elim çekeyim dur. Ay adama kapı vurdu. Dayı, onları satayım. Gözünde gözlük yoksa kulağındaki kulaklık ne be? Dur bir şey yok. Dayı atla şu arabaya artık. Dur geliyorum. Yok sıkıntı yok. Ben de alayım bundan bir tane ya. Çok güzel. Doktor seninki daha iyi lan. Lan daha iyi bu dediğim motor gitmiyor. Hayır seninki daha iyi. Bak geçen gün bir tane kız düşürdüm tamam mı? Nerede? Motoru görünce vazgeçti. Olmuyor yani bir... Şimdi desteklenmesi lazım bunun. Sence problem motorda mı? Evet. Motora kadar getirmişim işte. Gerçi doğru lan. Kızın da kör, bütün gözleri de kördü gerçi de. Olsun. Sesimi seksi buluyor benim. Ne halinle? Motoru nasıl gördü? Motora dokununca anladı o. Bu ne yani? Ya. Ben de şey dedim. Harley Shavitson dedim. O İnanmadı bana, tabii. O da bana Shavitson Rambis'ini anlamamış. Gitti git dedi. O günden sonra? Kurye falan zanneden oluyor. O şeyin motor olduğuna emin miyiz peki? Şey yapmışsın. Ahaha kikiki dostlar mı? Dostlar mı? Hakiki. Herkes diyor sanki çok lazım sanki. Bak çok aslında derin bir laf. Bunu sen, bunu sen ikinci kez söyledin biliyorsun değil mi? Bir şey diyeceğim. Silah alırken bana bir tane çifteli alalım mı? Ben bu köyde çok kullanıyorum. Oy hadi bakalım. Neler var neler acaba? Onana uğradım. Şu karşıdakilere bak. Anasını satayım adamda kaç merhabalar, tane vardı bundan. Abi nereden geldiniz? Merhabalar. Hoş nasılsınız abi efendim? İyiyim. Sizler nasılsınız? Merhabalar efendim. Teşekkürler bizler deyiz. Ne gerek var? Şöyle bakalım bir.
buyurun tabii. Doktor uzak dur oradan. Manuel mi bu? Sen boş ver bence. Evet. Ya hemen ilgisi ne oldu arabaya bakar mısın ya? ya şey dahi ya. Bence bu ya abi mi? Şuna baksana. Binebiliyor muyuz beyefendi? Test sürüşüne çıkabiliriz isterseniz. Bir bineyim bakayım bir. Bakabilirsiniz tabii. Tamam dayı boş ver şimdi ya. Sen bundan alsak ya bir tane. Dayı çocuğu kaçırıldı ya hani. Bir Çin ciddiyetinin farkına varsan acaba. Götümüzde ayı bağırıyor, Ağustos böceği hala keman çalıyor. Ben anlamadım ki. Aynen öyle. Ben ciddiyet için dedim hani. Daha ciddi duruyor ya araba ondan dolayı. Beyefendi bunlar ne kadardı ya? G63. Bunlar 10 milyon dolar. 10 TL. Milyon. Ha, TL mi? Suriye TL mi? Hayır dolar. 10 bitti soru. TL mi? Bir dolar mı? Kandırırım zannettim dedim olmadı ya. Dolar mı? Fenatı yok zaten. TL mi? TL. Suriye yeni mi? 10 milyon. Yani. TL olsa. Lan TL olsa 100 bin dolara falan alıyorduk herhalde. Ha, ne kadar şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Neyse güzelmiş. Allah beyaz olsa alırdık yani. Dacia ne kadar? Valla beyaz olsa değil mi Sebo? Dacia ne kadar? Dacia. Bu hatasız boyasız. Kaç bin de bu? Dolar falandır bu herhalde. Kaç? 200 bin. 200 bin mi? Doktor alayım mı sana bundan bir tane? Ya siz bir halledin ben şey yapacağım sonra. Ben şimdi Tesla'ya bakıyorum. Şey diyeceğim. Sürüş. Dayı. Efendim canım. Şunları görüyor musun? Aa evet. Şunlar. Ne kadar güzel bir araba ya. Dayının gözler şey bozulmuş. Şunlar. Sağ taraf. Bu Vito'lar ne kadar? Vito'lar. 3 milyon Vito'lar. 3 milyon mu? Evet. İkisi toplam. Bence 3'üdür. Tanesi 3 milyon dolar. Tanesi. Tanesi 3 milyon dolar. Evet. Bize ne olur? Bize ne olur? Efendim düzgün konuşursanız işimizi yapıyoruz. Ne dedi kardeşim? Bize ne olur dedi. İndirim. Müslüman değil misiniz? Ya şimdi bir dakika. Ya bana bırakın ya. Hı. Beyefendi şimdi biz bu 2 Vito'yu da almak istiyoruz. İkisini de alırsak fiyat ne olur? Normalde kaç oluyor? 6 milyon. Size ne matematik yapıyoruz? İyi ya dayı. 5 milyon 900 bin. Allah razı olsun. Bir şey diyeceğim. Şey yapmayalım. 500-950 bin yapalım. Şimdi çoluk çocuk aç kalmasın. Olur ya. Hakikaten yani sıkıntıya da düşeriz biz de. 4 tane başaralım önce. Yo. İkisini 5 milyon yapalım. 5 milyon 500 bin. 5 milyon yapalım. 5 milyon 450. 5 milyon yapalım. 5.450. 5 milyon yapalım. 5.300 de buluşalım beyefendi. 5 sorun hadi. Adamı donlu alacağız yakında evet. Dayını mı kıracaksın? Beynini mi kıracaksın? 5 tane. 5.350. 5.300 yapalım. Giderek düşüyor. Tamam, biraz daha. Olsun. Biraz hayırlı daha zorlayın. Hayırlı olsun. Daha zorlasak düşer mi sittin gibi de neyse hadi zorlamayayım dedim o kadar. 4 milyon 900 bin. 5 milyon 200 bin mi? Hayır. Şöyle direkt 50 dedik ama. Nasıl? 5 milyon 50. 5.50 hani 5 milyon 50. 50 TL demedik. 5 milyon 200 bin demedik mi ya? Abi çekti ya dedim. Neyse hadi öyle olsun kırmayalım seni. Aa ben anlamadım bir dakika 5 milyon 200 bin dedik zaten ya. Kırmayalım lan adam. Hadi uzatma. Tamam bir şey diyeceğim. Birazcık acelemiz vardı bizim. Bize hemen şu imzaları halletip yani hemen gitsek hemen şöyle. Şey gelin odama gelin isterseniz hemen. Gel. Ben senin arabaya geçiyorum. Öyle mi yapacaksın? İyi tamam. Öyle yapayım bence. Senin arabayı kullanayım ben. Tamam nasıl istiyorsan. Tamam. Şuraya imzaları atarsak. Şuraya. Şöyle. Heh, teşekkürler. Tamam. Anahtarlar üstünde mi? Evet anahtarlar üstünde. Tamamdır. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı günler. Şu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ucuz. 50 bin. 50 bin dolar mı bu? Evet. Doktor. İkinci el. Aklımdaki şeyi mi düşünüyorsun? İkinci altın el. 300 bin kilometre. 300 bin. Ne? 300 bin kilometre mi? Ulan ne yaptın? Kuryelik mi yaptın lan? Yo bunun üzerinde dümdüz şekilde biniyorlar. Böyle dümdüz ayakları havada. Allah. Bineyim. Aman. Tamam şey tamam biz gidelim o zaman ya. Doktor bırak boşver. 300 bin kilometre de o. Tamamdır. İyi günler. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Gelin hızla taşlayı besin. Eyvallah. Şu G kasalar alırsanız arabaları çıkaralım. Bir tanesini alsanız yeterli. Ben çekeyim mi? Tipini girişiniz. Dayı. Efendim canım. Şu şeye mekaniğe. Tamam arkadakine mi? He yakındakine. Tamam hadi. Önce giden kazansın mı? Hadi yapalım. Tamam. Nereye kayboldu dayı o? Ben çok gördün mü? Adam. Bir anda önümdeydin de çünkü. Benim gözüm şey olmuş. Bu cam filmi var ya ben göremedim. Anladım dayım tamam. Bu adam peygamber. Lan adam yok oldu anasını satayım. Helal olsun ya. Vay be. İnanılmaz ya. Arabalar ne biçim oldu ha. Dayı bir dursana bakayım çek kenara. Dur öyle bir. Dur ha. Dur gel güneşte gel. Abi. Gel. Işıklarda dur bak ışıklarda dur. Işıklar mı ileriki mi? Dur. İleriki. Lan ileriki mi ne demek? Hayır arkada. Dur ışıklar yeşil yandı. Oy ondan rengine biçim olmuş ha. Sen dursana öyle. Sen dur öyle hareket etme. Bu seninkinden daha iyi oldu. Tam önündeyiz daha iyi. Bak.
Anladım. Tam aynı ton yaptırdın değil mi onu da? Tabii canım aynısı. Direkt dedim ki direkt aynı boyayı kat. Senin boyadan kullandı zaten. Çok iyi, çok iyi. Boya değil yalnız bunlar. Kaplama haberin olsun. İyi pardon, kaplamayı yaptım, ıttırdım. Adam yaptığı şey çok iyi, çok iyi. Tamam devam hadi. 10 numara oldu lan. Bu dörtleri kapanmıyor sanki, bir takılı kalmış gibi ama. Onun şey elektrikçi de hallederiz ya. Lan! Daha benim arabada ne gidiyor ya? Solladı geçti yemin ediyorum. Aman. Bu burada kalsın. Dayı sen oraya koy arabanın şeyi ya, anahtarını. Koyayım şey ya. Uykum geldi ya baya. Bunlar ne yaptılar acaba? Gideyim de çişimi yapayım. Çişim geldi benim ya. Çişim mi geldi? Haa. Hadi yap bakayım çişini. Oy. Onlar neredeler? Aşağıdalar mı hala? Ha vallahi buradalar. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız ya? Vallahi ne yapalım, biraz ejderle hasret giderdik, sonra da şu elemanla konuştuk. Civcivi biraz sorguladılar. Allah Allah. Aynen. Ne var mı, gelişme yok? Ya bir mafya liderinin kızı mı varmış, Lori Mori? Öyle bir şeylerden bahsetti bize ufaktan. Çok da detay bilmiyor ama. Adamın adı neydi ya? Neyi varmış, kızım varmış? Aynen. Şeyin mi? Neydi, Alexander adamın adı? Pavel. He aynen. Onun bir kızı varmış. Yani sonrasında Feyzullah tanım adını düşünüyoruz bu adamın. Çok fazla bilgisi kesinlikle yok o konu hakkında. Harbi mi ya? Aynen. Bu adamın derdi ne acaba o zaman bizimle? Vallahi çok fazla bir şey bilmiyor bu çocuk. Ya istihbarat toplamak için peşimize takmış bu ya. Bu adamın kızı kaç yaşlarındaymış? Var mı bilgi? Yok, onu da çok bilmiyor. Sadece ismini biliyor. Şey Lori dedi, genç dedi değil mi? Genç mi dedi, bir şey dedi de. Benim çok iyi bir planım var. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain,